Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda kamu bankalarının yapmış olduğu sıfır araç ve ikinci el araç kredi kampanyası ile ilgili size detaylı bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Arkadaşlar, öncelikle sıfır araç kampanyasında ve ikinci el araç kampanyasında belli model ve markalara bağlı bu krediler. Tabii en büyük soru da acaba hangi marka araçların hangi modellerine bu kampanya destekleniyor? Tabii ki buradaki birinci amaç aslında yerli üretici markaları desteklemek. Bu yüzden şimdi size detaylı bir şekilde bilgiler paylaşacağım. Hadi gelin detayımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar, öncelikle hangi bankalar bu kredileri veriyor? Bu kredileri 3 kamu bankası veriyor. Bu bankalar sırasıyla Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank. Şimdi arkadaşlar, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın tabii ki yanı sıra Türkiye İş Bankası da benzeri bir kampanyaya katıldı ve özel bankaların da zamanla katılım yapacağını düşünüyoruz. Şimdi gelin bu kampanyaların detaylarına girelim. Sizin sorularınızı burada yanıtlamaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi sıfır araç alacaksanız eğer 0.49 ile 0.69 oranı arasında oran olacağı söylendi. Şimdi arkadaşlar, şunu söyleyelim. 0.49 ve 0.69 faiz oranları sadece sıfır araba alımında geçerli. Peki bu 0.49 ve 0.69 neye göre değişiyor? İşte bakın, bunun en büyük ayrımı şu: belirlenen yerli Türkiye'de imal edilen marka ve modellere ait arabalar için 0.49'dan bunu kullanabiliyorsunuz. Bu modellerin dışında kalan sıfır araç alımları için de 0.69'dan faiz oranını kullanabiliyorsunuz. Buradaki amaç, tekrar söylüyorum, yerli üreticileri desteklemek. Ama her yerli üretiminin de her modeli de geçerli değil. Birazdan size hangi markanın hangi modelleri bu kampanyada geçerli olduğunu da söyleyeceğim. Şimdi burası netleştirdik değil mi? 0.49 faiz oranını kullanmanız için Türkiye'deki üretimi olan ve anlaşması bulunan yerli üreticilerden bahsediyoruz. Bunları birazdan açıklayacağım. 0.69 oranında da bu Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın verdiği bu faiz oranı da sıfır almak istediğiniz dışarıdaki Türkiye'de üretim şartı olmayan herhangi bir arabanı alırken de sıfır arabada kullanabilirsiniz. Yani sıfır araba taşıt kredisi faiz oranı bu. Bu destek paketi kapsamında sıfır araba alımının yanı sıra ikinci el araba alımını da 7 yaş sınırı getirilerek desteklenmeye başlandı. Yani isterseniz sıfır araba alın, isterseniz ikinci el araba alın, bazı şartlara bağlı olarak bunları ilk 6 ay geri ödemesiz olarak kullanabiliyorsunuz kredilerinizi. Şimdi gelin ikinci el taşıt alımındaki faiz oranlarından bahsedeyim biraz da. Öncelikle ikinci el araba almak istiyorsanız kullanabileceğiniz faiz oranı fixlenmiş durumda, 0.82 faiz oranıyla bunu kullanıyorsunuz. Bu arada 6 ay ödemesiz, yani ödemeleri 6 ay sonra başlıyorsunuz. Toplamda 60 ay vadeli, yani aslında 54 ay ödüyorsunuz. O yüzden kullanacağınız rakamı 54 aya bölüyorlar. Aylık çıkacak olan rakam hesaplanıyor. 6 ay ödememiş oluyorsunuz. Beraberinde de ikinci el binek otomobil ve ticari taşıt kredisinde azami, yani en yüksek limit 150.000 TL. Tabii ki bu kanuni yapılan bu destek çerçevesinde bir limit 150.000 TL üst tavan rakamı var ama bankalar hiçbir zaman bu rakamı size vermiyorlar. Yani siz 60.000 lira başvuruyorsunuz, 30.000 lira size onaylanıyor. O yüzden bunu bankanızla görüşmenize fayda var. Ya da önden SMS ya da internet üzerinden başvurular da yapılabiliyor. Oradan istediğiniz rakamı başvuruyorsunuz. Sizin Findex rakamlarınıza göre kaç para size verilebileceği oradan size SMS yoluyla ya da mail yoluyla bildiriliyor. O yüzden zannetmeyin ki 150.000 TL'ye başvururum ve 150.000 TL tamamını kredi olarak alabilirim. Böyle bir durum çok olmuyor. Bahsi geçen bulduğunuz ikinci el arabanın kasko değeri neyse onun üzerinden bir detay çalışması yapılıyor. Diğer kriterde bu aracın 7 yaşını geçmemiş olması gerekiyor. Yani şu anki durumda 2013 model ve üstündeki arabalar için kredi kullanabiliyorsunuz. Tabi garanti olması için de 2014 model arabaları kredi kullanmak isterseniz eğer daha garanti olur. Türkiye'de imalatı bulunan hangi marka ve modelle destek yapıldığını size söylemeden önce son olarak çekmek istediğiniz tutarlara göre bazı örnekler paylaşacağım.
Evet arkadaşlar. Bakın örnek olarak 50.000 TL çekmek istiyorsunuz. Ve bunu da diyelim ki 36 ayda ödemek istiyorsunuz. İkinci el araç için kredi kullanacağınızı varsayıyorum. Bakın arkadaşlar. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nda 3'ü alt alta çıktı gördüğünüz gibi. 0.82 faiz oranıyla ikinci el araba kullanmak isterseniz aylık taksidiniz 1.656 TL çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Bu ödemenin sonunda toplam ödeyeceğiniz rakam da 59.881 TL çıkıyor. Bakın zaten üçünde de aynı. Çünkü bu ortak yapılan bir kampanya. Yani 0.82 oranında ikinci el araba almak isterseniz 50.000 lira çektiğinizi ve 36 ayda ödeyeceğinizi varsayarsak 1.656 TL ödemeniz çıkıyor aylık. 36 ay ödemeniz sonunda da 59.000 TL, yani yaklaşık 10.000 liralık bir fark oluşuyor. Tabii 200-250 liralık işlem ücreti, kredi tahsis ücreti gibi farklı kredi kullanırken kesintiler de oluyor. Onları da göz ardı. Genelde ama 250-500 lira civarlarında çıkıyor. Şimdi gelin bir de sıfır arabada bu krediyi kullanmak istersek eğer nasıl bir fark oluşuyor? Sıfır arabam için diyorum. Evet bakın. Burada 50.000 TL krediyi kullanıyorsunuz. 36 ay sonra geri ödemiş olduğunuzu varsayarak bir örnek. 0.49 faiz oranıyla bunu kullanıyorsunuz. Tekrar hatırlatayım. 0.49 faiz oranı kullanmanın şartları var. Türkiye'de imalatı yapılan, Türkiye'de üretilen markanın bazı modellerinde geçerli bu 0.49'luk faiz oranı. Ve şimdiye kadar ve şu anda geçerli olan yapılmış en düşük Türkiye'deki faiz oranı. Buradaki de tekrar söylüyorum. Birinci amaç Türkiye'de üretimi yapılan marka model arabaları desteklemek. 50 bin lira çektiniz. 36 ay sonra geri ödediniz. 0.9 faiz oranıyla kullandınız. Geri ödediğiniz toplam rakam 55.885 TL oluyor. Yani 5.885 TL fark ödemiş oluyorsunuz. Aylık taksidiniz de 1.545 lira oluyor. Zaten bakın Halkbank, Vakıfbank, Ziraatbank hepsi alt alta ve faiz oranları gene aynı. Yani yerli üretimi olup da anlaşmalı marka ve modeller için 0.9 olduğunu söyledik. 0.69 faiz oranından, yani sıfır araba almak istiyorsunuz ama Türkiye'deki marka ve model anlaşması olmayan bir arabadan almak istiyorsunuz. Yani birazdan sayacağım marka modellerin dışında bir model almak istiyorsunuz ama sıfır almak istiyorsunuz. 36 ay vadeyle 50.000 TL çekmek istiyorsunuz. 0.69 faiz oranından faydalanıyorsunuz. 1.611.86 TL aylık ödemeniz çıkıyor. Bunun sonunda da geri ödeyeceğiniz rakam 58.026.96 olarak çıkıyor. Toplamda 8.000 TL bir farkla 36 aylık 50.000 lira kredi kullanmış oluyorsunuz. Evet, şimdi sıfır araba alımlarını ve ikinci el araba alımlarındaki faiz oranlarını konuştuk. Şimdi gelin size sıfır arabadaki Türkiye tarihinde yapılan en düşük faiz oranındaki 0.49'luk faiz oranı için içerli olan, anlaşması olan marka modellik arabaları şimdi size gösteriyorum. Evet arkadaşlar, bildiği üzere Türkiye'de imalatı olan Fiat markası. Fiat Egea. Fiat Egea'nın 1.4 Fire 103.900 TL fiyatı varmış şu an. En düşük fiyat olarak alınabilecek bir araba örneği verilmiş. Bakın alt tarafta zaten bununla ilgili diğer örnekler de var. 1.4 Fire 95 beygir Easy paketi. Manuel benzinli. 108.000 lira liste fiyatı. 103.900 TL şu an en ucuz alınabilen Egea. Bu arabayı alırsanız bu teşvikten 0.49 oranındaki faiz oranından faydalanabilirsiniz. Diğer seçeneğinizde 1.3 Multijet, yani dizel 95 beygir Easy paketi manuel dizel alırsanız 145.900 TL liste fiyatı olan arabanın 134.900 TL olarak kullanabiliyorsunuz ve bu da 0.49 faiz oranına dahil bir araba. Aynı şekilde Fiat 1.6 Multijet 120 beygir Easy otomatik dizel almak isterseniz de liste fiyatı 181.900 TL, 170.900 TL'lik şu anki kampanyalı fiyatı var. Yani bu arabayı da almak isterseniz bu kampanya dahilinde kullanabilirsiniz. Yani birinci aracımız Fiat Egea. Evet, diğer aracımız Fiat Panda. 1.2 motor 99.900 TL. Yani 100.000 lira yaklaşık bir değeri var.
ve fiyat bandının zaten üretilen 1.2 motoru var. 69 beygir Urban paketi manuel benzinli olarak 107.900 TL bunun liste fiyatı var. Şu anki kampanya fiyatı da 99.900 TL. Bu arabayı da almak isterseniz eğer bu kampanya dahilinde kullanabilirsiniz. Diğer arabamız Fiat Fiorino. Bu arabamız ticari sınıfına giren bir araba. 1.3 dizel 145.900 TL fiyatı var. 95 beygir pop paketi manuel dizel 150.900 TL liste fiyatı var. 145.900 TL bu arabayı da almak isterseniz 0.49'luk faiz oranıyla kredinizi kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Türkiye'de üretim yapan diğer markamız Honda. Honda'nın da Türkiye'de Civic modeli var, bildiğiniz gibi burada üretilen. En düşük verebildiği fiyatı da 1.6 benzinli 162.200 TL. Bakın alt tarafta size burada listesini paylaşıyorum detaylı şekilde. Özetle birkaç model sayayım. En düşük Honda Civic sedan olarak alabileceğimiz araba 1.6 motoruyla Dream paketi, vites düz ve benzin. Manuel vites. Benzin alırsanız 162.200 TL. Bu şu an 2020 için satılan satış fiyatı var. Bu Civic arabasının her modelini bu 0.9'luk faiz oranını kullanarak alabilirsiniz. Güzel bir araba. Kampanyada 0.9'luk olunca bu arabaların içerisinde çok öne çıkan bir araba. Ve diğer şekilde otomatik olması ve LPG'li fabrikasyon çıkışlı olmasına göre burada gördüğünüz şekilde bakın fiyatları değişiyor. Tabii ki bu fiyatlar da bayinin elindeki olan fiyatlardan biraz farklı olabilir. Bayinin elinde kalan arabaları bazen kendisi biraz daha düşürebiliyor. O yüzden bu 2020 için tavsiye edilen satış fiyatları ama satış mağazalarını gezerken biraz daha ucuz fiyatlı arabalar bulabilirsiniz. Evet, Türkiye'de imalat yapılan diğer arabamız Hyundai i10. Hyundai i10 aracımız da bu kampanyaya dahil. 1.0 motor gücünde en düşük verebildiği arabası zaten 116.551 TL. Bakın 5 ileri düz jant paketi benzinli 118.050 TL liste fiyatı var. 116.551 TL olarak da şu anki nakit indirim satış fiyatı var. Bu arabayı da almak isterseniz bu kampanyadan faydalanabilirsiniz. Diğer aracımız Hyundai i20. Evet arkadaşlar, Hyundai i20 1.2 motoru var. 129.211 TL en düşük alabileceğimiz fiyat. Hemen detayına bakalım. 1.2 5 ileri vites, düz manuel vites, cam paketi benzinli. 132.000 TL, 132.210 TL bunun liste fiyatı var. 129.211 TL şu an tavsiye edilen nakit indirimli fiyatı var kampanyalı. Aynı şekilde paketini stil yaparsanız 135.000 TL çıkıyor 129.000'den. Aynı şekilde benzinli ama cam paketi yaparsanız otomatik olsun isterseniz de 139.430 TL fiyatı var. Evet arkadaşlar, diğer bu üretim yapan markalardan kampanyaya dahil olan aracımız Hyundai Elantra. Alınabilecek en düşük fiyatı 148.800 TL şu an. 2020 model fiyatları bunlar. 1.6 6 ileri düz vites ve benzinli alırsanız 153.300 TL liste fiyatından 148.800 TL'ye bunu alabiliyorsunuz. Aynı şekilde bunun paketini ve otomatik vites Steel Plus paketini benzinli olarak alırsanız 148.000'den 168.000'e çıkıyor. Yani 20.000 TL'lik bir otomatik farkı var. Devamında 6 ileri otomatik Elite paketi alırsanız benzinli 182.420 TL'lik fiyatı var. Ve aynı şekilde otomatik Elite Plus paketini alırsanız 197.560 TL'lik nakit indirim satış fiyatı mevcut. Evet arkadaşlar, diğer markamız yeni Toyota Corolla 2020 model. Minimum alınabilecek fiyatı 152.500 TL. Gelin şimdi detaylarına bakalım. 1.6 Vision paketi 152.500 TL. Aynı şekilde burada ekranda zaten görüyorsunuz. Ortalardan bir şey seçiyorum. 1.6 Flame 174.000 TL. X-Pack Multidrive Essence 190.000 TL. En fullü de 1.6 Passion X-Pack Multidrive S-Class'ınızda 212.000 TL. Yani 152.500 TL ile 212.250 TL arasında değişen paket ve vites seçeneklerine göre değişen fiyatlarıyla beraber bir ürünü seçip alabilirsiniz. Diğer kampanya dahil olan aracımız yeni Toyota CHR 2020 modeli. Satış fiyatı alınabilecek en düşük rakam 192.250 TL şu an.
Evet arkadaşlar, şöyle bu aracımızda da biliyorsunuz Toyota'nın Türkiye'de ürettiği ve çok konsept bir araç sınıfında olan bir araçtı. Ve çok artık satılmaya başlandı. Elektrikli araç versiyonları da var artık bu arabaların, hibrit modelleri. 1.2 turbo 4x2 flame paket alırsanız 199.950 liralık liste fiyatından 192.250 liralık kampanya fiyatına düşürülüyor şu an. Aynı şekilde Multidrive S alırsanız 206.350 TL. Aynı şekilde Passion Multidrive S paketi alırsanız da 242.050 TL'ye düşüyor. 242.050 TL'ye bu düşüyor bu rakamlar. Evet arkadaşlar, şimdi genel bilgilendirmeler yapalım. Arkadaşlar öncelikle verdiğim bu rakamların hepsi 2020 model arabalar için geçerli. Bu saydığım marka modeldeki arabaların hepsi Türkiye'de imalat yapılan markalar. Şunu diyebilirsiniz, Türkiye'de imalat yapan Renault var, Ford var. Bu arabalar niye listeye dahil olmadı? Arkadaşlar kendi bu markalar bu listeye dahil edilmemiş. Sebebini ben de tam bilmiyorum. Ama daha önce Renault'un bazı modellerinde Megane mesela anlaşmalıydı, Türkiye'de üretilen Megane'ları. Ama şu an bu pakette yok. Ford ürünleri bu pakette yok. O yüzden modeller de bu kadar. Arkadaşlar konuyla ilgili olabildiğince detaylı bilgi vermeye çalıştım. Olur da aklınıza takılan sorular varsa videomun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ben de aynı şekilde bütün bildiğim konularda bilmesem bile araştırıp öğrenip size dönüşünü yapar ve oradan size bilgilendirmesini sağlarım. Umarım faydalı video olmuştur. Kanalımdaki diğer videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Kanalımı da beğenirseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek ümidiyle ediyorum. Kendinize iyi bakın, esen kalın.